Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. İstanbul Üniversitesi'nin Elitan bölümünün Arapça bir kitabındaki metinleri tercüme etmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de Allah nasip ederse 5. ünitemiz olan İsmül Fail konusunun metnini tercüme etmeye çalışacağız inşallah. Rabbim güzel bir tercüme edebilmeyi ve İnşallah bu dersimizden istifade ve istifaza edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. El ahlaku ahlak nerede? Fil İslami İslam'da ahlak nedir? Bakalım. Yetecella tecelli ediyor, görünüyor, aşikar oluyor. Anlaşılıyor anlamlarında söyleyebiliriz. Kim için? Lil mütedebbir, tedebbür eden, tedebbere, yetedebberu, tedebbüren, debbere, yüdebbiru, tedbiran, tedbirli, ihtiyatlı anlamında ismül fail. Zaten arkadaşlar konumuz ismül fail olduğu için altını çizilen bütün kelimeler ismül faildir. Yani şunu diyor. İslam'ı yaşama hususunda hassas olan, haram helale dikkat eden ve İslam'ı yaşamak için böyle çok dikkatli bir şekilde ihtiyatlı davranan, buna mütedeyyin de diyebiliriz arkadaşlar. Mütedeyyin, İslam hususunda çok dindar olan kişi için açıkça zahir oluyor, anlaşılıyor ki peki nerede, nereden anlaşılıyor? Fi kitabillahi, Allah'ın kitabında ve sünneti Nebi aleyhisselam, Resulullah Efendimizin sünnetine bakarak, İslam'ı yaşamak için araştırarak, işte ihtiyatlı davranan kişi için ennel İslam'a, muhakkak ki İslam yetecella fiili mazidir. Müzari tecella, yetecella fiili müzari arkadaşlar. Elifi maksure olan y olduğu için irabı takdiridir. Takdiran merfudur. Takdiran merfu kim için? Lil mütedebbiri. Tedebbür eden, ihtiyatlı kimse için ki burası nedir arkadaşlar? Mef'ulü lehtir. Harfi celle mecrur mahallen mahallen mansuptur. Nerede? Fi kitabillah, Allah'ın kitabını ve sünnetinde bir aleyhisselam. Burası mef'ulun bih, gayri sarih, harfi celle mecrur mahallen mansup, kitap muzaf, Allah lafz-ı celal muzaf iley. Vav atıftır, sünnet kelimesi kitap üzerine matuftur. Sünnet muzaf, nebi muzaf iley, nebi muzaf, hu muzaf iley olarak gelmiştir. Peki faili nedir? Tecelli olan şey ne? İşte onun faili cümle olarak geliyor. Ennel İslam'a fi cevheri risaletun ahlakiyyetun. Ennel İslam'a, muhakkak ki İslam nerede? Fi cevherihi, özünde. Özünde nedir? Risaletun ahlakiyyetun, ahlaki bir prensiptir. Ahlaki bir anlayıştır. Hani misyon derler ya arkadaşlar. İslam'ın işte misyonu, vizyonu, ahlaki bir prensiptir. Burada enne ismini nasb, haberin raf eden edatlardan İslam, ennenin ismidir. Lafzen feta ile nasb olmuştur. Peki ennenin haberi risaletün. Ennenin haberidir. Ahlakiyetun onun sıfatıdır. Cümle olarak ennel İslam'a fi cevheri risaletun ahlakiyetun nedir? Yetecella fiilinin cümle olarak failidir. Tecelli olan, anlaşılan şey ne arkadaşlar? Ve mahallen merfudur. Çünkü fail merfuattandır. Anlaşılan şey budur. İslam'ın özünde bir ahlaki anlayış, bir ahlaki prensip olmasıdır. Olması mütedebbir için, ihtiyatlı kimse için anlaşılıyor. Peki daha nedir? Daha bu kişi için ne anlaşılıyor, ortaya çıkıyor? وَاَنَّ السِّمَةَ الْاَخْلَاقِيَّةَ Yine sime, ennenin ismi, el-ahlakiyyete, onun sıfatıdır. Burası nasb geldiği için, ennenin isminden dolayı burası da nasb olarak gelmiştir. Aynı ahlakiye kelimesi, ennenin haberi raf olduğu için burada da raf olarak gelmiştir. Yine ahlaki izlerin, ahlaki değerlerin diyebiliriz. Hani şimdi birisi ahlaklı olacak ama ahlaklı olduğunun bir izi olacak. Sime, iz, alamet, işaret anlamlarında bu ahlaki özelliklerin, izlerin ne olmasıdır? Sariyetün, geçerli olmasıdır. Nerede? Fi te'alimil İslam, İslam eğitimlerinde. Külliha, tamamında. Bütün İslam eğitimi verilen, hani İslam eğitimlerin tamamında. Peki nedir o İslam eğitimleri? Hatta fil akaid, inanç hususunda.
Vel ibadat, ibadetler, ameller hususunda, vel muamelat, muameleler, karşılıklı alışverişler değil mi? Sosyal ve toplumsal hayatta, yani insanın hayatının tamamında İslam'ın ahlaki değerleri nedir? Geçerlidir. Toplu olarak şöyle diyebiliriz. Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetini araştıran mütedebbir için İslam'ın özünün ahlaki bir prensip olduğu ve bu ahlaki özelliklerinde muameleler, ibadetler ve inançlar gibi bütün İslami eğitimlerin tamamında geçerlidir. Evet, şuradaki sariyetun arkadaşlar, yani şöyle diyelim. Ve enne simetel ahlakiyete sariyetun cümlesi ennel İslam'a fi cevheri risaletun ahlakiyetun cümlesi üzerine matuf olmuştur. Cümle üzerine cümle matuf olmuş. İnnel İslam'a, muhakkak ki İslam yer bitu rabata, yer bitu bağlar veya ilintilidir. Rabata B harfiyle kullanılan zaman bir şeyle bağlantılı olmak, arasında bir bağ olmak. Ne? El ahlaku, ahlak. Hangi, nasıl ahlak sıfatı geliyor? El hamidete, güzel ahlak. Ne ile bağlantılıdır? Bil iman, iman ile bağlantılıdır. Cailen, cailen, kılarak. Şurası eğer üstün olsaydı eyyuha diyecekti ama Esre dediğine göre şuraya bir eksik olacak arkadaşlar. İyyaha olması lazım. İyyaha, ancak ha zamirini görüyorum. Müennes olarak geldiğine göre burası ahlakı hamidiye gidiyor. Ahlak zaten hulkun çoğulu, akılsız varlığın çoğulu olduğu için müfret ve müennes geliyor. O güzel ahlakı kılarak. Kılan kişi kim? Kılan iman, değil mi? Peki neden? Min levazımihi, o imanın gerekliliğinden, ve semeratihi, ve imanın bir semeratı, yani meyvesinden, sonucundan. Yani diyor ki iman eden kişi için imanın gerekliliğinden ve imanı etmesi sonucundan dolayı güzel ahlakı imanla beraber imanın güzel ahlakı kılarak İslam ile arasında bir bağ oluşturmuştur şeklinde söyleyebiliriz. Eminim sizler daha güzel tercüme edebilirsiniz arkadaşlar. Bizler ancak kırık dökük ifadelerle elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Sürçülisan edersek kusurumuza bakmayın. Burada inne ismini nasb haberini raf eden edatlardan el-İslam'a innenin ismidir. Yer bitu innenin fiil cümlesi haberidir ve mahallen merfudur. Çünkü innen haber merfuattandır, ancak cümle haberler mahalli irap alır. Burası fiil müzari. Evet, rabata bağlar, bağ vardır. Ne? El-ahlâku. Burası rabata fiilinin failidir. Hamidiye onun sıfatıdır. Lafzen damme ile merfu gelmiştir fail. Bil iman mef'ulun bih gayri sari. Rabata fiilin mef'ulun bih gayri sari. Harfi cerle mecrur mahallen mansuptur. Cailen nedir arkadaşlar? İsmi faildir. Burası aslında fiile hasfedilmiş. Ceale fiilinin ismi failidir. Fiile hasfedilmiş. Ve ismi failden sonra mutlaka bir fail olacak demiştik. Tahtında hüvedir. İyyaha, o cailen arkadaşlar nedir? Birinci mef'ulüdür değil mi? Ancak ve ancak o imanı şeklinde birinci mef'uldür. Mahalle mansup min levazimi ve semerati de cailen olan ismi failinin İkinci mef'ulüdür. Mef'ulün bih gayri sarih harfi cerle mecrur mahalle mansup levazım muzaf hu muzafun ileyh atıf semerat muzaf hu muzafun ileyh şu semerat da levazım üzerine matuf olmuştur. El imanu iman nedir? Bid'un. Bid arkadaşlar birkaç demek. Birkaç, daha çok böyle 3 ile 10 arasındaki sayıları ifade eder. Ancak bu bid'undan sonra eğer böyle bir sittun, seb'un, hamsun gelirse küsurat anlamına gelir. Bid'un ve sittun 60 küsür. Ev bid'un ve seb'un 70 küsür. Nedir? Ne cihetten? Ne cihetten böyledir? Burası temyiz. Şubeten, şube cihetinden. Hani mesela işrune İşrune teravih 20'dir. İşrune teravih
Terahi ne cihetten? Rekaten, rekat cihetinden. Burada da aynı öyle temiz olarak gelir. Sayının temizi 70 küsür, 60 küsürü ne cihetten? Şubeten, şube cihetinden. Alaha o şubenin en üstünü nedir? La ilahe illallah demektir. Ve ednaha o şubenin en düşüğü nedir? İmatatül eza, imata. Emate yumitu imateten ve müfale babından mastardır burası. İmat arkadaşlar bir şeyi kaldırma anlamında, bir şeyi yok etme yani giderme manalarında. El eza burası da arkadaşlar. İmata muzaf, el eza muzafın ileyhtir ve ismi mankus şey ismi maksur olduğu için sonunda maksur elif olduğu için arkadaşlar takdiri irab alır. Takdiren mecrurdur. Neden mecrur? Çünkü muzaf ileyh mecrurattandır. Eza veren şeyi kaldırmak, gidermek anit tarik yoldan eziyet veren şeyi kaldırmaktır. Vel hayâ'u haya da nedir? Şubetun bir şubedir. Minel iman imanın bir şubesidir. Bir parçasıdır. La yezni zina etmez ezzani. Burası zena yezni. Müzari fiilinin failidir. İsmi maksur olduğu için takdiri irab alır. Burası takdiren merfu. Burası da takdiren merfu. Neden? Çünkü bunlar arkadaşlar son elifi maksure var. La yezniyu olması lazım. Dolayısıyla olamadığı için dile ağır geldiği için la yezni şeklinde okuyoruz ve irabı takdiren merfu diyoruz. Çünkü müzari fiil ve fail merfuattandır. Peki ne zaman zina etmez? Hine yezni zina ettiğinde ne olduğu halde? Burası isim cümlesi hal ve hı müminin mümin olarak zina etmez. Ve la yesriku çalan kişi ve la yesriku çalmaz. Essariku çalan kişi hine yesriku çaldığı zaman ve hı müminin mümin olarak hırsızlık yapmaz. Ve la yeşrabul hamra hine yeşrabuha hine yeşrabeha ve la yeşrabul hamra İçki içmez. Hine yeşrebaha hine yeşrebe yeşrebu yeşrebuha içtiği zaman ve müminin mümin olduğu halde ne yapmaz? İçki içmez. Ve kezalik yine böyledir. Ney el ibadat ibadetler fil İslam. İslam'daki ibadetlerde aynen bu şekilde mütezamminetün tezammün eder içerir. Neyi içerir? Ehdafen. Şimdi burası mütezammine arkadaşlar. Tezammene, yetedammene, tedammüne mütezamminun. İsmi fail olarak gelmiştir. Hedefler kelimesi akılsız varlığın çoğulu olduğu için ya da şöyle hedeflere getirmeyelim. El ibadat kelimesi akılsız varlığın çoğulu olduğu için arkadaşlar onun ismi faili bakın mütezamminetun şeklinde müfret müennes olarak geliyor ve dolayısıyla bu tezammene fiilinin ismi failidir. Yani burada hasfedilmiş tezammene fiili vardır. Onun faili tahtında hiyedir. Ehdafen hedefler ki burası da mütezamminenin ismi failinin mef'ulüdür. Nasıl hedefler? Ahlakiyeten. Ahlaki hedefler içerir. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun ellezinehum fi salatihim haşi'un. Kad eflehat sureti tahkikiyede felaha erdi kim? El mu'minun. Müminler. Eflaha fiili mazi feta üzerine mebni el mu'minun. Onun failidir. Cem-i müzekker salim olduğu için raf alameti vavdır. Ellezine ismi mevsuldür. Müminun kelimesi cemi olduğu için ismi mevsulden ona uygun olarak cemi müzekker geliyor. Ellezine onlar kimlerdir? Hüm öyle kimselerdir ki fi salatihim namazlarındadırlar. Ne olduğu halde? Haşiun huşu içerisindedirler. Namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Yine vellezine onların özellikleri nedir? Hüm anillagvi onlar boş şeylerden mu'ridun yüz çevirirler. Vellezine yine onlar hüm kimdirler? Lizzekati zekatı ne yapanlar? Failun verenlerdir, işleyenlerdir. Vellezine yine onlar lifurucihim hafizun ferclerini muhafaza edenlerdir. Vellezine yine onlar hüm kimlerdir? Li emanatihim emanetlerine ve ahdihim sözlerine raun riayet edenler tutanlardır.
İnnemel müminun, muhakkak ki müminler ellezine, kimdir o müminler? Onların özellikleri amenu, iman eden kime? Billahi, Hazreti Allah'a ve Rasulihi, onun Rasulüne iman eden müminler. İman ettikten sonra da sümme sonra lem yertabu, hiçbir şekilde şüpheye düşmeyen o müminler. Ve cahedu, cihat eden neyle? Bi envalihim, mallarıyla. Ve enfusihim, nefisleriyle. Fi sebilillah, Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihat eden, imandan sonra hiçbir şekilde şüpheye düşmeyen işte o müminler var ya, ulaike, işte onlar hunus sadikun, elbette dosdoğru olanlardır. Sadık olanlardır, dosdoğru yol üzerinde olanlardır. Ve kezalike, yine fil iktisadi, ekonomidedir. Yine aynı şekilde fil iktisat, ekonomide leyse, ekonomidedir diyelim burayı. Leyse olmadı. Kim için? Lil müslimi, Müslüman için. Ney olmadı? En yüntice, üretmesi, intac etmesi arkadaşlar. Neyi? Ma yaşa'u, dilediğini. Ve keyfe ma yaşa, dilediğini de yapması, dilediği gibi davranması da Müslüman için ekonomide nedir? Olmadı. Olmadı. Velev kâne, ister varran, zararlı olsun, bin nas, isterse insanlara zararlı olan şey olsun, fark etmez. Nedir? Bu Müslüman için olmaz diyor. Kat yek kesebe yeksibu, kat yeksibu, kazanır. Kat, müzari fiilin başına geldiği zaman ihtimal anlamı verir. Bazı kere veya ihtimal, bazen kazanabilir. Bazen kazanabilir anlamında. Kim? El insanu, insan. Müksiben, şey, mekseben diyelim de. Mekseben, maddiyen, maddi bir kazanç. Nasıl? Kebiran. Çok büyük. Büyük bir maddi kazanç elde edebilir. Neden? Min verai ziraati tebgî. Tütün demek. Tütün ziraatinin yapmasından, tütün ziraatinden sonra nedir o tütün? Tütünden beden, edduhan. Burası edduhani gelecek değil mi? Tebi kelimesinin bedelidir. Bedel kendisinden öncekini arkadaşlar ne yapacaktır? İrabını oyacaktır. Şurası min harfi cerinden vera muz, cer gelmiş, muzaf, ziraat muzaf ile olduğu için cer gelmiş. Yine muzra muzaf, ettebgî veya tibgî muzafın ileyh olup cer gelmiştir. Onun bedeli de duhan, cer olarak gelecek. Edduhani. Daha evil haşişi, haşiş kenevir. Evil e'nabi, üzüm. Üzüm. Niçin? Liyasbaha, olması için. Lam neydi? Müzari fiilin başına gelip ona için anlamı veren, onu İrab'dan nasb kılan edatlardan değil mi arkadaşlar? Nasb kılan enlen, enlen, keyizen, emirlamı, nehilası bunlardandı. Neyi peki? Asıraha, o üzüm suyunun, o üzüm suyunu neye dönüştürür peki? Ne olması için? Hamren, şarap olması için. Ve nehve, bunun gibi. Minel mevadil muhaddarati, evet, uyuşturucu maddelerden. Evil larrati, zararlı maddelerden. Şimdi toparlayalım. Bazı kere insan oğlu sigara tütününden sonra veya kenevir, üzüm suyunu şaraba dönüştürerek, onun gibi uyuşturucu ve maddelerinden ve zararlı maddelerinden çok büyük maddi kar elde edebilir. Elde edebilir. Kattekünü, bazı kere de olur. Olma ihtimali vardır. Ne? Hadihil e'malu, bu işler ne olur? Calibetün, celbedici olur. Neyi? Erbahen, karı. Bazı kere de böyle çok kar elde, çok kar getirir. Nasıl? Vafiraten, bol karlar. Erbah, ribhun, çoğuludur arkadaşlar. Akısı varmış olduğu için sıfatı müfret müennes gelmiş. Erbahen, vafiraten, bol kar getirebilen işler olabilir. Ve muhakkikaten, muhakkikaten, gerçekleştirebilir. Neyi? Menafi'a iktisadiyeten. Menafi, gayrimusarrı bir kelimedir arkadaşlar.
Dolayısıyla temim ve cerri kabul etmiyor. Menafe iktisadiye. Burayı muzaf muzaf ile mi yapsak, sıfat mı yapsak? Ekonomik menfaatler. Evet, sıfat mevsimi. Nasıl menfaatler? Ekonomik faydalar gerçekleştirebilir. Şöyle mi yapalım? Ve muhakkikati menafi ileyh, muzaf ileyh mi yapalım? Ve muhakkikati menafi'i iktisadiyetin. Ekonomik faydaları gerçekleştirir. Veya muhakkikaten, evet biz ismi faal yapalım. Muhakkikaten, yani ismi faali muhakkikaten yaptık ya, bunun hakkaka yuhakkiku tahkik muhakkikun anlamında. Faili tahtında nedir? Hiyedir. Menafiye onun mef'ulüdür. Menafiye iktisadiyeten ekonomik faaliyetler gerçekleştirmesini sağlayabilir. Kim için? Lil müntecine, lil intace, yentacu, intiyaç, müntecun. Müntecun, müntecan, müntecun. Harfi cerle gelmiş, cer alameti. Cem-i müzekker salim olduğu için yeyledir. Üreten kişi için vel müsnaine, evet sanayi yap, yani yapan, uğraşan, imal edenler için diyelim. Üretenler ve imal edenler için bazen ekonomik fayda sağlayan ve çok kâr getiren işler olabilir. Ne peki? Bu zararlı işte uyuşturucu maddelerinin üzüm suyunu şaraba dönüştürerek kenevir ve sigara gibi maddelerin ziraatinin yapılması. Velakinnel İslam'a şu kadar var ki İslam ehdere geçersiz saydı. Neyi ha değil menafia, bu faydaları nerede? Fi mukabilil mudarrid dahmeti. Fi mukabil zarar karşılığında. Nasıl dahmeti? Kocaman büyük zararlar vermesi karşılığında. Peki el müterettibe terattübe oluşmasında aleyha. Şöyle tarattübe ala ile sonuç çıkaran anlamında el mutarabbibeti aleyha o zararların sonucundan dolayı nerede fil ukul akıllarda vel ebdan bedenlerde vel ahlak. Evet. İçerisinde büyük zararlar karşılığı büyük zararlardan oluşan ve bu zararların da ahlaka, bedenlere ve akıllara zarar verecek menfaatler sağlamasını İslam geçersiz saydı. Yakul Kur'an, Kur'an-ı Azimuşşan ne buyuruyor? Yes'elûne, Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke, sana soruyorlar. Neden? Anil hamri, hamdan, şaraptan, vel meysiri, kumardan, kul, ve pardon, içkiden. İçkiden, kul de ki, fihima, ikisinde de vardır. İkisinde de vardır. Burası nedir arkadaşlar? Mukaddem haber. Haber öne geçin. Fihima o ikisinde vardır. Ne vardır? İsmun kebirun. Büyük bir fayda vardır. Ve menafi'u şey fayda diyorum özür dilerim. İsmun kebirun. Büyük bir günah vardır. İsmun günah. Peltekse olduğu zaman günah. Normal sin olduğu zaman arkadaşlar isim anlamında. Büyük bir günah vardır. Ve menafi'u faydalar vardır. Kim için? Linnas, insanlar için faydalar vardır. Ancak ve ismuhuma bu ikisinin günahı nedir? Ekberu daha büyüktür. Min nef'ihima faydasından daha çoktur anlamında. Ul söyle. Faili kim? Tahtında ente. Sen söyle. Neyi söyle? Söyleyeceğin şey bu olduğu için bu cümle ul olan emir fiilinin mef'ulü bir gayri sarıydı arkadaşlar ve mahallen mansuptur. Ve kema yine aynı şekilde rabeta bir bağ vardır, ilişki vardır. El İslamu İslam, el iktisade ekonomi ile bir bağ vardır, bağlantılıdır. Bil ahlaki ahlakla. Burayı şöyle yapsak daha güzel olur. El İslamul iktisadu. Ekonomik İslam yani İslam'ın ekonomi yönünde de ahlak ile bir bağı vardır. İslam'ın ekonomi yönünde de ekonomide de ahlak ile bir bağı vardır. Yine rabeta biha o ahlak bağlantılıdır. Bağ vardır. Ne ile? Siyasete eyzan. Aynı zamanda siyasetle de bir bağı vardır.
Şöyle rabata biha siyasetu eyzan. Aynı zamanda siyasetin de biha ahlak ile hulkun çoğulu olduğu için arkadaşlar akılsız varlığın çoğulu olduğu için müfret müennes geliyor onun zamiri. O ahlak ile bir bağı vardır. Eyzan aynı zamanda D'de anlamında. Rafıdan reddederek küller rafti. Her reddedilecek şeyi. Yani burayı şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Rafıdan küller rafti. Tamamıyla reddederek neyi? El vesiletel kadirate. Kirli araçları tamamıyla reddederek velev kânet isterse olsun niçin lil vusuli ulaşmak için neye ila gayetin şerifetin isterse değerli uzma bir gayeye amaca ulaşmak için bile olsa İslam kirli araçların tamamını ne yapmıştır reddetmiştir. Rafıdan arkadaşlar ismi fail Rafa'da yerfidu raftan Rafid. Dolayısıyla Rafa'da fiilinin ismi fail olarak gelmiştir. Ve bir fail olması lazım. Faili tahtında hüvedir. Küller rafte onun birinci mef'ulü yapabiliriz. El vasilete de ikinci mef'ulü olarak yaparız arkadaşlar. Şu şekilde de okuyabiliriz. Rafıdan küller raftil vesiletil gazirati. Kirli oyunların tamamını reddederek şeklinde muzaf muzafileyle de yapabiliriz. Veya ismi failin birinci meful yaparız. Küller rafti tamamıyla reddederek. Peki neyi reddederek diye ikinci meful yapabiliriz. El vesiletel kadirate şeklinde de ikinci meful yapabiliriz. Peki devam edelim. Haythu kâle Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Allaha tayyibun muhakkak Hazreti Allah nedir? Tayyibun temizdir. La yakbilu kabul etmez. İlla ancak neyi kabul eder? Tayyiben temiz olanı kabul eder. Fi alakati devleti devlet ilişkilerinde de bi mevatiniha o devletin vatandaşları arasında ne vardır? Ahlak vardır. Devlet ilişkilerinde de o devletin vatandaşlar arasında ahlak olması lazım. Yakulullahu Teala Hazreti Allah Azimuşşan buyuruyor ki İnna Allaha muhakkak ki Hazreti Allah innenin ismi bakın innenin ismi burası. İnne ismine haberin rafedenen Allah onun ismidir. Ye'murukum innenin fiil cümlesi haberidir. Mahallen merfudur. Çünkü innenin fiil cümlesi haberi. Peki emara ye'muru fiil müzari. Burası müzari fiildir. Küm onun mef'ulüdür. Küm ye'murunun mef'ulüdür. Ve zamir olduğu için mahallen mansuptur. Peki Allah neyi emretti? Neyi sorusunun cevabı geliyor. En tueddu edda yueddu te'diyeten yueddu yueddiyan tüeddiyen evet cemi müzekker muhatap en ile nasb olmuştur. Nasb alameti sondaki nunun düşmesidir. Eda etmeyi yerine getirmeyi neyi? El emanati emanetleri kime? İla ehliha ehline vermeyi ne yaptı? Emretti. Şimdi burada bakın bir emara fiili var. Ye'murukum. Bu fiil innenin haberidir. Fiil cümlesi haberidir. Mahallen merfudur. Çünkü innen haberi merfuattan. Şuradaki küm müzarifi olan ye'murun birinci mef'ulüdür. İkinci mef'ul en tueddül emanat ile ehliha da ye'muru fiilinin cümle olarak mef'ul olarak mef'ulüdür ve mahallen mansuptur. Çünkü cümle arkadaşlar cümlede mahalli irab alır. Mef'uller de mansubattan olması hasebiyle mahallen mansuptur. Burada bir de tueddu fiili var. Bunun faili hangisidir arkadaşlar? Bunun faili şuradaki vav'dır. El emanati tueddünün mef'ulüdür. Neyi eda etmeyi, yerinize getirmeyi? Emanetleri, burası cemi müennes salim olduğu için nasb alameti esreyledir. Kime? İla ehliha mef'ulün bih. Gayri sarih harfi celal mecrur mahalle mansub olarak gelmiştir. Peki daha? Ve izâ hakemtüm. Hükmettiğiniz zaman. İzâ şart edatı. Hakemtüm. Burası fiili mazi nedir arkadaşlar? Cemi müzekker muhatap formasına gelmiştir. Sükun üzerine mebni faili onun tümdür.
Sizler hükmettiğiniz zaman, hükmetmişin kim yaptığı zaman siz, faili tümdür. Nerede? Beynen nas, beyne muzaf, en nas-ı muzafı ile mekan zarf olduğu için arkadaşlar. Burası nedir? Mahalle, şey, evet, mefulün fihtir. Feta ile nasb olmuştur. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman en tahkümü, hükmedin, bil adli, adaletle hükmedin. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman en müzari fiili nasb eden edatlardan hakeme yahkumu tahkumune müzari fiilisini nunun düşmesiyle nasb etmiştir. Nasb alameti nun düşmesi. Bil adli de tahkumu fiilinin mefulüdür. Harfi cel mecrur mahalle mansub olarak gelmiştir. Peki cümle olarak bakın şu cümle en tuaddi'l emanat ila ehliha ye'murunun birinci ikinci mefulüdür. Küm birinci mefulü, cümle ikinci mefulü, diğeri de ve izâ hakemtum beynen nâs en tahkum bil ad cümlesi de onun üçüncü mefulü olarak gelmiştir. Hâzihi hiye işte bu anlattıklarımız, söylediklerimiz siyasetun siyasetul İslam. İslam'ın izlediği yol, İslam'ın siyaseti koyduğu kural budur. Fis silmi barışta fe inne siyasetehu onun siyaseti nerede? Fil harbi eydan savaştaki siyaseti de budur. La tenfisulu ayrılmaz anil ahlak asla ahlaktan ayrılmaz. Kale Teala Rabbimiz şöyle buyurmuştur ki ve katilu katile yukatilu katil katil katila katilu savaşınız faili tahtında şuradaki vavdır. Şuradaki vavdır tahtında demişim özür dilerim. Şuradaki vavdır. Katilu savaşınız nerede? Fi sebilillah Allah yolunda savaşınız. Kimle peki? Ellezine ol bir kimselerle savaşınız ki yukatilu neküm sizinle savaşanlarla savaşınız amma ve la ta'tedu i'teda ya'tedu arkadaşlar ve yeta'adda yeta'adda ama burada iftial babına i'teda ya'tedu haddi aşmayınız. İnna Allahe muhakkak Hazreti Allah la yuhibbu sevmez el mu'tedin haddi aşanları sevmez. Evet mu'tedin bakın burası da ismi fail ama altını çizmemiş. Ve ma leküm sizin için olmadı la tukatilune savaşmanız fi sebilillah. He buraya şu manayı vermemiz daha güzel olur. Ve ma leküm size ne oluyor da la tukatilune savaşmıyorsunuz fi sebilillah. Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Şuradaki vav atıf değil arkadaşlar. Çünkü baktığınızda vel müstazafin yaşlılar demektir. Siz, ama buradaki kendisine atfettiğin zaman öncesinde bir şey yok ki atıf olarak yaşlar gelsin. Burası mefulü me'ahtır arkadaşlar. Sizin yanınızda kim var? Kim bulunuyor? Zaten mefulü me'ah neydi? Aralarında bir anlam hani bağ olmayacaktı. Sizin yanınızda yaşlılar, minel rical, adamlardan yaşlı olmasına rağmen ve nisay, kadınlar, vel vildan, vildan, velidin çoğulu yine çocuklar anlamında. Eğer veledan okursan, vel veledani şeklinde o zaman iki çocuk yapmış olursun ki anlam olarak olmaz. Vildan, çocuklar, ellezine öyle çocuklar ki yekulüne söylüyorlar. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ehricna, bizi çıkar. Nereden min hadhil kariyeti zalimi. Bizi zalim köyüne. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar kariye kelimesi sıfatı zalim gelmiş. Ama burası müennes zalim müzekke. Neden öyle? Çünkü zalim olan köy değil. Zalim olan nedir arkadaşlar? Ehliha onun ehli. Ehlinin zalim olduğu bu köyden ne yap? Ey Rabbimiz bizi çıkar diye söyleyen o çocuklar sizin yanınızdayken daha ne söylüyor çocuklar? وَجْعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا bizim için bir dost kıl. وَجْعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا bizim için bir yardımcı kıl diye söylerlerken yanınızda yaşlılar, adam erkeklerden yaşlı olanlar, kadınlardan yaşlı olanlar, kadınlar, işte bebekler varken size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? İnnel İslam'ı muhakkak ki İslam yuhazziru hazzara yuhazziru tahdiraten uyarmak uyarıyor fil harbi savaşta neden uyarıyor veya buradaki anlamıyla sakındırıyor sakın ha yapmayın anlamında minel gadri evet gadr arkadaşlar kin nefret anlamları da var gadr. Evet, ihanet, hainlik. Yani sakın ha,
hainlik etmeyin, kin duymayın, ihanet etmeyin veya kötü davranmayın. Vettemsili bil cüsesi, cesetleri parçalamayın. Cüses arkadaşlar cesetler demek. Cüsetun cüses çoğulu tekili cüsetun cüses. Vettemsili bil cüses ne yapmak? Ha buradaki anlamı organlar herhalde. Organları parçalama. Ve kat'il eşcar ağaçları yok etme ve hedemil mebani ve hedemil meban binaları yok etme ve katlin nisa kadınları öldürme ve etfali çocukları ve şuyuh yaşları ve ruhban evet ruhban din adamlarını ve müzari'in ziraatle uğraşan çiftçileri el munkati'in li hirasetil erd evet toprağı ekmek için bekleyen ziraat çiftçileri, din adamlarını, yaşlıları, çocukları, kadınları öldürmekten, binaları yıkmaktan, ağaçları yok etmekten, organları ne yapmaktan? Organları yok etmek. Niye? Demek ki cahiliye devrinde artık savaştan sonra kin ve nefret duyduğu kişilerin organını alıyorlar ya, hani kini bitmiyor. Organlarını yok etmekten, İşte ihanetten, hainlikten, kin ve nefretten Rabbimiz savaşta böyle olmaktan bizleri ne yapıyor? Uyarıyor, sakındırıyor. Vel etfalu şuradaki. Vel hulasetu. Hasılı kelam, neticeyi meram. Ennel İslam'e muhakkak ki İslam huve nedir? Burası arkadaşlar zamirin fasıldır. İnnenin el İslam Enne'nin ismidir. Huve de onu arkadaşlar tekrar zamiri fasıl olarak gelir. O İslam nedir? Nizamül hayati. Enne'nin haberi. Nizamül hayati şamili. Evet. Hayatı düzenleyen. Ama neyini? Eşşamil. Bütün yönleriyle. Bakın hayat müennes gelmiş. Şamil kelimesi müzekker gelmiş. He şöyle bir yanlış yaptım. Şurası nizamül hayati şamili olacak. Neden? Çünkü nizamın sıfatı değil mi? Bütün düzenler, hayatın hayatı her yönüyle düzenleyen diyelim. Hayatı her yönüyle düzenleyen. Daha vel ahlakul misaliyeti rafiat. Üstün ahlaki özellikleri koyan, hayatı her yönüyle düzenleyendir. Ve hatan işte bu ikisi el vecehetani iki yönden. İki yönden hem İki vecihten de nedir? Müterabitetani birbirine bağlıdırlar da la tenfasilani ebeden asla birbirinden ayrılmazlar. Evet. Arkadaşlar es'iletu anil fikrateynil ula ve saniyetü anil fikratil ula ve saniyeti birinci ve ikinci parçadaki sorular. Mahiye simmetül esasiyyetü. Evet. Esasi özellik nedir? Fi te'alimil İslam. İslam eğitimlerinde ana kural nedir? İki. Keyfe yerbütül İslam. İslam nasıl bağ vardır? Ne ile? El ahlakel hamidiyye. Ahlaki güzel ahlakla bil iman, iman arasında İslam'da nasıl bir bağ vardır? Üzkür, zikret, hatırla neyi? Nususe dini, yetin dini metinleri tüekkidu onayl tevkit eden el-alakat neyi? El-alakate beynel ahlaki vel iman. İman ile ahlak arasındaki ilişkileri onaylayan dini metinleri hatırla. Es'iletun anil fikreti taliseti. Üçüncü parçanın soruları. Hel yasihul kavlu. Şu söz sahih mi? Doğru mudur? İnnel ibadati la tenfasilu anil ahlak. İbadetler ahlaktan ayrılmaz sözü. Doğru mudur senin için? Keyfe yasiful Kur'an. Kur'an nasıl niteliyor? Nasıl vasfediyor? El mü'minu. Mü'mini. Maza tesfiru. Maza tefsiru. Tefsiri nedir? Lil ibadati ibadetin açıklaması fil İslam İslam'da min haytu alaqatiha bil ahlak. Evet ibadetlerin ahlak ile ilişkisinin ne olduğunun açıklaması nedir? Nedir yani ahlakla ilişkisi nedir?
Hel lil mer'i kişi için var mıdır en yüntice üretmesi ma yaşa dilediğini ve keyfe yaşa fil İslam İslam'da dilediğini yapması var mıdır limazda niçin hel yecuzu caiz midir lil müslümü Müslüman için en yetcara nedir o ticaretle uğraşması bil mevaddi muhaddarat uyuşturucu maddelerinin ticaretini yapması velevkânet dârratin bil müctemel İslamiyye ne olduğu olmasına rağmen İslami topluma zarar vermesine rağmen kişinin uyuşturucu maddelerinin ticaretini yapması caiz midir? Tabii ki caiz değildir değil mi? Limâza ehdere niçin geçersiz kıldı el İslam İslam neyi ba'del e'malil câlibeti bazı celp eden işleri neyi celbediyor? Getiren daha doğrusu erbahen ve fîreten. Bazı bol kar getiren işleri daha vel muhakkikati gerçekleştiren buraya vel muhakkikati menafi'a iktisadiyeten sıfat mevsuf yapalım. Ekonomik faydaları gerçekleştiren bol kar getiren bazı işleri İslam niçin geçersiz saydı? Hellil makule, hellil makule. Evet, söylenmiş şey kim için söylenmiştir? El gayetu fi siyaseti siyasette ama tecalü kılar el vesileti vesileyi caizeten caiz kılar. Siyasette amaç vesileyi aracı caiz kılar. Eyyü şer'iyetin hangi kanun fil İslam? İslam'daki hangi kanun? Burayı bir dakika tam anlayamadım. Tam tercüme yapamadım. Hellil makuleti söylenmiş olan. He, tamam burası şu makulenin atfı beyan. Söylenmiş olan şey ne? Şu. El gayetu fi siyaseti tec'al vesiletu caizetun. İslam'da aracıyı İslam'da diyorum. Siyasette amaç aracıyı caiz kılar. Bu söz var ya işte bu. Siyasette amaç ne yapar? Aracıyı caiz kılar, geçerli kılar. Bu sözü hangi İslam'daki hangi kanundan dolayı söylenmiştir? İslam'daki hangi kuraldan dolayı söylenmiştir? Limazan niçin? Ve ma hakeme hükmetmedi el İslam İslam fihe demil buyut. Evet, evlerin yıkılmasında ve halaleşer ağaçların hala çıkarma anlamı var arkadaşlar. Yani artık ağaçların sökülmesi burada öyle diyeceğiz. Yok olması ağaçların sökülmesini. Ağaçların sökülmesi hususunda evlerin yıkılmasında peki nasıl ağaç? El müsmirati müsmira meyve veren ağaçların sökülmesi. Ve itlaf. Evet, buradaki hemze arkadaşlar ifal babının hemzesi hemze-i kat'idir. Etlefe yütlefü itlaf ve itlafil harsi tarlanın telef edilmesinde ve neslin telef edilmesinde ve izacil mednin ve izacil mednini esnail harbi harp sırasında evet, şehirlilere rahatsızlık verilmesini, neslin ve tarlanın telef edilmesini, yok edilmesini, meyve veren ağaçların sökülmesini ve evlerin yıkılmasını İslam neye hükmetti? Mahkeme. Şimdi soru soruyor. Hükmet mahkeme desek hükmetmedi. Ama soru sorduğu için mahkeme neye hükmetti diyeceğiz. Bu hususlarda. He, şuradaki fiil hususunu da yapacağız. Buradaki arkadaşlar saydığımız bu hususların tamamında İslam neye hükmetti? Yani neyi getirdi? Keyfe tahallasa nasıl kurtulacak? Nasıl felsefetül İslam? İslam felsefesi fi hayati külla. Bütün hayatı boyunca bir aksarı ibaretin mümkünetin en kısa mümkün olan yol en kısa bir şekilde diyelim. En mümkün olan en kısa bir şekilde hayatın tamamında nasıl tahallese kurtulacak?
anlamında. Evet. Hati minel kaimeti muradif ma tahtahu hattun. Hati isim fiil getir. Minel kaimeti listeden getir. Neyi getir? Muradifu. Eş anlamsı. Neyi? Ma ol bir şey ki tahtahu altında var. Hattun altında çizgi olanların eş anlamsını getir. Mütedebbir. İhtiyatlı davranan. Cariyetun akan anlamında. Akan. Cera, yecri, cereyan, carin, cariyan, carune, cariyetun. Helalün, helal, temiz, kasip, kazanan, takdi, yok etme, takdibul da üyelerin yok edilmesi arkadaşlar. Takat da yukat takdi kesilmesi. Ha buradaki elda, özür dilerim. Uzvun eldaun, organların kesilmesi. Katta yukat takdi organların kesilmesi. Yasnavu yapma. Muhteviyat içerik cemiletun güzel. Müteemmel düşünme, müteemmil düşünme anlamında. Mütedebbir, he, tedebbür eden, ihtiyatlı davranan, müteemmil değil mi? Düşünen anlamında. Sariyetun, geçerli. Sariyetun, geçerli. Burada cariyetun gelecek. Cera, geçti anlamında. Koştu, geçti. Cari oldu, aktı anlamlarda. Hamidiye, güzel. Hamidiye. Ahlakul hamidiye. Ne gelecek? Cemile, değil mi? Ahlakul cemile. Güzel ahlak. Mütezamminetun, oluşan, tezammun eden, muhteviyetun, ihtiva eden, içeren, entece yunticu, intac üreten anlamında, yasnav, sana aynı yasnav yapan. Burayı netece yenticu de diyebilir, sülasiden de getirebilir. Caliben, celbeden, kasiben, kesbeden, kazanan anlamında. Tayyiben, temiz. Tayyiben, temiz, güzel. Helalen temiz güzel anlamda temsilü bil cüses organların yok edilmesi takdiul ağdai organların yok edilmesi evet sariyetun geçerli kıldı cariyetun arkadaşlar genelde şeyi soruyorlar. Diyelim ki burada müfret mühendis olarak geldiyse eş anlamlısı da müfret mühendis olarak geliyor. Veya burada caliben nasb olarak getirdiyse yine nasb olarak getiriyor herhalde. Caliben, kasiben. Evet. O şekilde eş anlamlı hep yani aynı formatta getiriyorlar. Hati minel gaimeti mudadduma tahtahu haddun. Altında çizgi bulanların zıt anlamlısını listeden getir diyor. Habe habe ne bu habe? Bir bakalım arkadaşlar. Düş kırıklığına uğrama, umudunu kaybetme anlamı var. Yestehlik, istehle yestehlik tüketme. Heleke, helak etme anlamında. İstehleke, tüketme. İhtafa, yahtefi, gizlenme. Zulmü, zulüm. Yafsilu, an, evet, ayrılma. Azele an gibi arkadaşlar. Telazemu. Lazeme, yulazemu. Telazeme. Telazeme bağlanma birbirinden ayrılmaz onun lazımdan geliyor. Vefaun, vefa, ahde vefa. Şer'a arkadaşlar. Şer'un, kanun. Yasa, kanun anlamında. Tecella, görünme, ortaya çıkma. Yani gizlenme diyeceğiz. İhtafa, yahtefi şeklinde. Rabete yerbitu bağlanma. Rabete yerbitu bağlanma anlamında telazemu. Ya bu değil. Telazemdir özür dilerim. Bağlanma. Herhalde fasale yafsilu an gelecek herhalde. Ayrılma. Yafsilu an. Evet. Ayrılma. Rabete B ile kullanılır. Bağ olma. Fasale yafsilu ondan ayrılma. Eflaha sevinme, felaha erme. Arkadaşlar habe gelecek. Yani hayal kırıklığına düşme, ümitsizle düşme, ümidini kaybetme. Entece yünticü, netece yentücü ya da üretme, zıt anlamlısı tüketme, istehleke, yestehlikü. Ehdere geçersiz sayma, geçersiz sayma. Heh. Şera'a diyelim, şera'a fiil olarak getirelim. Kanunlaştırma. Şera'a, şer-i şerife uygun yapma anlamında. Bil adli, adalet, zulüm, biz zulmü, zulüm.
zıt anlamlısı. La tenfesilu fasale ayrıldı. Buradaki la'yı katmamış. Bak arkadaşlar. Katmadığı için. Eğer katsaydı la tenfesilu ayrılmadı. Ayrılmadının zıt anlamlısı ayrıldığının şunun olacak. Ama tenfesul in fasale yan fasale ayrıldı. Telazeme ayrılmadı. Birbirinden bağımsız olmadı. Birbirine bağlandı anlamında. Eğer yafsülü an desek o zaman yine aynı manalı olur. Ayrıldı ayrıldı anlamı olur. Ayrılmadı demek için telazeme birbirine lazım oldu. Gerekli oldu anlamlarında. El gadru arkadaşlar kin, nefret, ihanet anlamında. Bu da vefaun. Sadık anlamda. Sadakat. Tekil çoğul. Hati getir cem'uma. Ol bir şeyin cemisini ki. Cem'ama, cem'ama, hati getir, neyi getir? Cem'ama, ol bir şeyin cemisi ki. Muzaf, muzaf ile ye'ti, geliyor. Minel müfredat, müfredleri gelenlerin cemisini getir. Müstaz'afun, istaz'afe, yestaz'af, istiz'af, müstaz'af, zayıflar. Müstaz'afune şeklinde gelir. Cem'i müzekker salim. Mu'tedin, i'teda, mu'tedin. Arkadaşlar, ismi maksur olduğu için, maksur sonunda yani elifi maksur olduğu için arkadaşlar, neydi? Bunun nekre halinde elif lamsız gelmediği zaman sondaki ye düşüyordu değil mi? Ve onun raf alameti şuradaki esreydi. Mu'tedin, mu'tedi yani mu'tedune şekline geliyor. Mu'tedin, mu'tedi yani mu'tedune. Akidetun akaid. Evet, burası eyyetu olsa herhangi bir anlamında, ayetun olsa çoğulu ayat olur. Eyyetunun çoğulu yok arkadaşlar. Eyyetun. Eyyetun. Burası ayetun olsa ayat gelir çoğulu. Ayat. Eyyetun herhangi bir şey demek. Herhangi bir anlamında. Ayetun ise ayet. İmraetun kadın. Nisaun kadınlar. Veledun çocuk. Evladun çocuklar. Rahibun. Ruhban. Çoğulu ruhban. İbadetun ibadat, beytun buyut, ferdun efrat, hulkun ahlak. Burada da cemisini getirelim. En-nisa'u şey cemisini gelenin tekilini getirelim. Kadınlar imraetun, muhadderat, muhadderun diyelim. İsmi ful yapalım. Muhadderun. Ayetun, ayatun, ayet. Vildan, velid. Arkadaşlar vildanın tekili velid. Velid, veled değil, velid. Haşiun, vav ve nunu attık. Haşiun, el munkatiun, ye nunu attık, munkatiun. El müzari'ine, ye nunu attık, müzari'un. El muteddin. El mutedin geliyor arkadaşlar. Ye nunu atıyoruz, el mutedi. Yani haddi aşanlar anlamında yeğenini attık. El mutedi. Elif lamı da atsak eğer mutedin tamamını atacağız. Şu şeyi tamamlıyorum. Şu yeğenini onu. Mutedin. Yani şunun çoğulu arkadaşlar. Şuradaki mutedinin çoğulu el mutedun nasb alametiyle gelmiş. Nasb alameti. Er ribhun erbahun. Ribhun kar, erbahun karlar. Evet, ait. Tekrar et. El cümlel atiyete. El cümlel taliyete. Aşağıdaki cümleleri. Cümel kelimesi. Akısı varlığın çoğulu olduğu için müfret mühennes geliyor. Gelen cümleleri. Aşağıdaki kelimeyi tekrar et. Peki ne oldu halde? Muhavvilen dönüştürerek. Neye? El fiile. Fiile dönüştürerek. Ellezî. Ellezî. Öyle ki. Tahtehu hattun. Altında çizgi olan. İlâ sıgati. Muhavvilen dönüştürerek neyi dönüştürerek el fi'le ellezî tahtehu hattun altında çizgi olan fiili dönüştürerek tekrar et. Peki neye dönüştüreceğiz? İlâ sıgati ismi fail. İsmi fail sıgasına dönüştürerek kemâ fil misal. Örnekteki gibi. Mesela tecellâ lillezî yeteddebber. Bakın müzari fiili ismi faile dönüştürülüyor. Mütedebbir. İsmi faalini bulacaksın arkadaşlar. Sera, yesri, tesri ismi faali sarin veya müennes olarak getirirsek sariyetün olarak gelir. Nakıs olduğu için arkadaşlar nakıs bir isim olduğu için nasp hali şey raf hali arkadaşlar elif lam gelmediği zaman aynı mutedin gibi elif düşer iki esreyle gelir. Kadın gibi. El kadi kadın gibi. Evet. İnnel İslam'ı yerbütü ahlak. Yerbütü alalım. Rabitun. Rabit. Tellammene mütellamminun. Müminun. Müminun. Burası zaten ismi fail.
Müminun ismi fail arkadaşlar. Bunun fiilini getirsek amene yu'minu şeklinde. Yu'minu. Yahşiun, haşiun arkadaşlar. Yaridun, aridun. Aralı yavru adam arizun, ariz. Evet. Yadurru mudarrun ismi faili. Tecellebe yetecellebu tecelliben mütecellip mütecellip ismi faili veya cellebe yücellibu mücellip. He şeyle getirelim arkadaşlar. Celebe yeclibu caliben ismi faili caliben olarak yani sülasiden getirelim. Tahakkaka yetahakka mutahakkik ismi faili. Evet, rafada yerfudu rafiden veya tarafada yatarafı müterafiden şeklinde getirebiliriz. Sülasiden getirsek rafiden şeklinde olur. Peki kıymetli kardeşlerim, ismi fail konusunu zaten işlemiştik. Bu dersimizde burada noktaladık. Kırık dökük ifadelerle, cümlelerle elimizden geldiği kadar Allah'ın bize öğrenmeyi nasip ettiği kadar biz de Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştık. Sürçülisan elediysek affola. Rabbim her birerimize bu konuları anlayabilmeyi nasip eylesin. İştiyakımızı, isteğimizi, gönül bağımızı arttırsın. Fehimlerimizi ziyadeleştirsin. Ve bizleri arkadaşlar inşallah sınavlarımızda muvaffak kılsın. Ve en hayırlı yerlerde arkamızdan hayırlı eserler bırakabileceğimiz, hayır duaları alabileceğimiz hizmetler yapabilmeyi cümlemize, bize olmazsa bizden sonra gelecek nesillerimize neslü pak eyleyerek nasip ve müesser eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, selametle kalın kıymetli kardeşlerim.